bizim devletimiz güçlü bir devlettir. Türk milletini, bizleri ve haranları koruyacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Şunu açık ve net söyleyeyim. Eğer bizi eleştiren kişiler, Suriye'den gelecek olan zayıf bir ihtimal, PYD-PKK saldırısından endişelerse hiç korkmasınlar. Hem devletimiz güçlüdür, hem bizler de silahsız bir şekilde de göğsümüzü siper edip şehadet şerbetini biz ve haramlar içmeye hazırız. Bunu açık ve net söylüyorum. Devletimize vermiş olduğu silahları hiçbir zaman için biz devlete çevirecek insanlar değiliz. O kadar da kanabolluk insanlar değiliz. Biz düne kadar bizim oylarla, yani haramların oyuyla milletvekili seçilip de bizi terörist gözüyle görmesi gerçekten bizleri ve haramları üzmüştür. Açık ve net söyleyeyim, biz devletimizin, bayrağımızın, vatanımızın yanındayız. Bu bayrağın dalgalanması için her türlü şiddete karşıyız. Ülkenin bölümünü bütünlüğü için verilen görevi gittik, en güzel bir şekilde burada ifade ettik. En ilginç taraf şu ki, 15 Temmuz gecesi Haran halkı göğsünü siper ederken bizi eleştiren o zatlar acaba hangi fotoğraf karesinde göründüler ve şu anda da bizi eleştirmeye başladılar. Ben birçok şeyi içime sindiriyorum. Çünkü ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağı çok önemli. Çok şey konuşulacak var ama ben aile terbiyem ve ocak terbiye bunlara müsaade etmez. Size yapılacak her türlü eleştiri, baskın bizi devletimizden küstüremezler. Ben bunu kamuoyuyla paylaşırım. Saygılar sunarım. İki gündür özellikle bu talihsiz açıklamaları sosyal medyadan diliyoruz. Biz zaten o silahları kolluk kuvvetlerimize destek amacıyla gönüllü koruculuk görevinde bulunduk. Sadece amacımız devletimizi korumak ve yardımcı olmak. Ne yazık ki bilmediğimiz sebeplerden dolayı sadece bazı arkadaşlarımızın 5-6 kişinin silahları geri alındı. Bunu da üzüntüyle karşılıyorum. Biz küçük belediye olarak Demokrat Partisi'ndeyiz. Partimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir için de AK Parti'yi destekleyeceğiz. Yani.